Şimdi notlarıma bakıyorum, neler neler yok ki. Toplam 13 Grammy kazandı. Tüm dünyada 300 milyondan fazla albümü sattı. Sadece müzikten 500 milyon dolardan fazla para kazandı. Defalarca dünyanın en tanınmış insanı seçildi. Michael Jackson'dan bahsediyorum. Michael Jackson hakkında hazırlanan bir belgesel tam anlamıyla ortalığı karıştırdı. Bakın, Michael Jackson ölümünden 10 yıl sonra neyle suçlanıyor? Michael Jackson dünyanın gelmiş geçmiş en büyük pop yıldızları arasında belki de ilk sırada. Jackson, 1997'de yapılan bir araştırmanın ardından tüm dünyada en çok tanınan kişi ilan edilmişti. Nasıl anlatılır ki dünya çapında albümleri en çok satan sanatçı şu ana kadar albümleri 300 milyondan fazla sattı. 13 kez Grammy ödülünü kazandı. Gezegenin gelmiş geçmiş en ünlü yıldızı Michael Jackson ölümünden yıllar sonra bir kez daha çocuk taciziyle gündemde. Michael Jackson hakkındaki çocuk istismarı iddialarını bir kez daha gündeme taşıyan Leaving Neverland belgeselinin Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere'de gösterilmesinin ardından tüm dünya şokta. Yaklaşık 4 saatlik belgeselde Wade Robson ve James Safechuck çocukluklarında Jackson tarafından tacize uğradıklarını öne sürüyor ve yaşadıklarını detaylı bir şekilde kamera önünde anlatıyor. The excitement really building. Belgeselde Jackson'ın Neverland olarak bilinen çiftliğinde yaşandığı iddia edilen olaylar mercek altına alınıyor. Ardından ona yakın taciz suçlamasıyla gündeme geldi. Ama bildiğimiz kadarıyla mahkemeler tarafından beraatine karar verildi. Dolayısıyla şu anda aramızda olmayan, kendini savunma yeteneğinden yoksun olan birinin özelinde bu konuyu tartışıyor olmak çok da işlevsel değil. Başlarından geçenleri anlatan Wade Robson bugün 36, James Safechuck ise 40 yaşında. Belgeselde anlattıklarına göre her ikisi de çocukken Jackson'ın kendilerini çok sevdiğini düşünüyordu. Wade, cinsel istismarının 7 yıl, Robson ise 4 yıl sürdüğünü anlattı. You know you want me. Michael Jackson Neverland çiftliği olarak bilinen Kaliforniya'daki araziye 17 milyon dolar ödedi. 1092 hektar üzerine kurulu olan çiftlikte bir tema parkı, küçük bir hayvanat bahçesi ve sinema salonu bulunuyor. Ünlü yıldız hakkındaki çocuk tacizi iddiaları da bu çiftlikte başlıyor. Michael Jackson, 2005 yılında çocuk istismarı suçlamasıyla yargı önüne çıkmış ve yargılama sonucunda suçsuz bulunmuştu. My family has been very supportive. My brother Randy has been incredible. Jackson daha önce bir belgeselde yatağını çocuklarla paylaştığını kabul etmiş, ancak bu durumun cinsel içerikli olmadığını savunmuştu. Biz deriz ki annelere, çocuğunuzu belli bir yaştan sonra yanınızda artık yatırmayın. Ayrı bir odası olsun, ayrı bir yatağı olsun, orada yatsın isteriz. Tabii ki arada bir küçük işte bu gece de bir arada yatalım gibi nadiren küçük şeyler yapılabilir. Onlara lafım yok. Ama çocukla aynı yatakta yatmak, belli bir yaşa kadar gelmiş çocuğu, 8-10 yaşına gelmiş çocuk hala beraber anne babasıyla yatması, bunlar sağlıklı şeyler değil. O dönemde 22 yaşında olan Wade, mahkemede Jackson Lane'e tanıklık yaptı. İfadesinde ünlü şarkıcıyla zaman zaman aynı yatakta uyumuş olsa da kendisine uygunsuz şekilde davranılmadığını söyledi. Belgeselin yönetmeni Reed ise mahkemenin görüldüğü 2005 yılında Wade'in henüz yaşadıklarını tam olarak kavrayabilmiş durumda olmadığını savunuyor. Ve sevdiği bir kişinin kendisi yüzünden hapse girmesinden sorumlu olmak istemediğini ifade ediyor. Belgesel için Robson ve Safechuck'ın aileleri, anneleri,
babaları ve kardeşleriyle de söyleşiler yapıldı. Mülakatlar çocukların Jackson'la ilk tanıştıkları andan bugüne kadar uzanıyor. Robson ünlü yıldızla Avustralya'da bir konserde Save Chucks'a bir reklam filmi çekiminde tanışmış. Çocuk istismarının o kadar çok çeşidi var ki. Mesela cinsel istismar dediğimiz zaman zaten bunu herkes biliyor, herkes anlıyor. Bunun çocuğa zarar verdiği zaten aşikar. Ama sadece çocuğu istismar etme yolu cinsel açıdan değil. Yani çocuklar duygusal olarak da, fiziksel olarak da istismar edilebiliyorlar. Living Neverland'in ilk gösterimi Sundance Film Festivali'nde yapıldı. Wait ve Save Chuck, gösterimin ardından yönetmenle birlikte soru-cevap bölümü için sinema salonuna girdiklerinde ayakta alkışlandı. New York Times gazetesi belgeselle ilgili Michael Jackson bize bir büyü yaptı ve Living Neverland bu büyüyü bozuyor yorumunda bulundu. Kanada, Avustralya, İrlanda ve Hollanda'daki bazı radyo kanalları da belgeseldeki iddiaların ardından Michael Jackson şarkıları çalmayacaklarını açıkladı. Jackson ailesi ise belgeseli eski ve aksi kanıtlanmış iddiaların yeniden ısıtılıp sunulması olarak nitelendirdi ve yapımcı firmaya dava açtı. Bence dünyanın en popüler sanatçılarından biriydi Michael Jackson. Ama işte adamın kurduğu çiftliğin adı bile Wonderland. Yani yani çocuksu yanları çok fazla. İşte bu sanatçıları bizler gibi düşünmemek lazım. Yani onlar sokaktaki insanlardan çok farklılar. Bizim çocuksu yanlarımız bir yaştan sonra kalmıyor. Yani saklamak mecburiyetinde oluyoruz. İşte doktor olduk, ağır olmamız lazım falan. Yani bu sanatçı. Yani sanatçı çocukları çok seviyor. İşte adamın böyle bir ters bir tarafını falan hiç görmedik. Yani bunları tabii yapmamak lazım. Bu çok ağır bir şey. Görünen o ki Michael Jackson hakkındaki iddialar tıpkı şarkıları gibi yıllarca dillerden düşmeyecek.